Hörmətli izləyicilər, bugünkü qonağım Türkiyənin məşhur siyasi analitiki Sərdar Səməd bəydir. Sərdar Səmədlə Türkiyənin Liviyada baş verən hadisələrə müdaxiləsi, Türk qoşunlarının Liviyada həyata keçirdiyi xüsusi əməliyyatlar, məxfi əməliyyatlar, eyni zamanda bu əməliyyatların pərdə arxasındakı siyasi məqsədlər, və ümumilikdə Liviyada baş verən hadisələr. Gündəmimiz budur, mövzumuz budur və bu barədə siyasi analitik Sərdar Səməd bizə maraqlı açıqlamalar verəcək. İzləyib paylaşmağı unutmayın. Mərhabalar Sərdar bəy. Mərhabalar qardaşım, nasılsın? Təşəkkür edirəm abi, iyiyim. Bakü'dən selamlar. Nasılsınız? Aleyküm selam. İstanbul'dan selam Bakü'ye. Aleyküm selam. Evet abi, hemen konuya geçecek olursak, öncelikle Azerbaycan halkı şunu merak ediyor şu günlerde. Gerçekten artık her şey bitti mi? Çünkü birçok yazılı basında, aynı zamanda görsel basında Libya'da Türkiye'nin de desteğiyle Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Hafter rejimi üzerinde çok ciddi askeri alanda zaferler kazandığı yazılıp çiziliyor. Ve bu zaferlerde Türkiye'nin öncelikle rolü nedir? Ya hakikaten mi bu zaferleri aslında Türkiye kazanıyor? Bu doğru bir yaklaşım mı? Ve Libya meselesinde bir sonuç elde etmek mümkün olacak mı bu zaferler çerçevesinde? Yani her şey bitti mi, yoksa daha her şey Türkiye için yeni mi başlıyor Libya'da? Şöyle hemen izah edeyim. Bir kere bizim nasıl söyleyeyim, Ocak 2020'de ilk askerimizin ayağı resmi düzeyde Libya'ya değdi. O tarihi baz alacak olursak, bizim bu son 10 gündür, 15 gündür elde ettiğimiz saha kazanımları ve bazı kritik yerlerin bizim elimize geçmesi, bir vadi ve Sirte şehrini kıyıda ele geçirmek üzereyiz. Bunlar Ocak 2020'deki manzaraya yaklaşmamızı sağlayacak. Yani biz şimdi daha Ocak 20'deki arazi denetimine henüz erişmiş değiliz. Ocak 2020'de askerimiz oraya ayağına değdikten sonra Seraş hükümetinin denetlediği sahada daralma oldu. Bu daralmayı geri almaksızın Rusya veya diğer taraflarla masada oturmak, bir ateşkes kabul etmek mantıklı değildi. Yani Türkiye kazanımda ama 2020 Ocak'tan beri kaybettiklerimizi henüz tamamını da değil geri alıyoruz. Fakat geri alırken Türkiye bir akıllılık yaptı. Hafter'in askeri parametrelerini çok ciddi düşürdü. Yani biz arazi olarak henüz Ocak 2020'deki parametrelere erişmedik. Ama askeri parametrelere baktığınızda, bir rakam vermek ne kadar doğru şey yapacağım, yuvarlayacağım veya tahmin yapacağım. Biraz kaba bir tahmin olacak, kusura bakmayın. Diyelim ki 100 askeri kuvveti vardı parametrik olarak Hafter'in. Şimdi 50 bile değil. Yani arazi olarak almamız gereken yerde henüz değiliz. Ama askeri parametrik baktığınızda çok ciddi Hafter'i gerilettik. Ama daha önemli bir başarı kazandık. Ocak 2020'de Türkiye'nin karşısına Hafter'i çıkarıyorlardı. Görüş diyorlardı. Müzakere yap diyorlardı. Berlin'de yap. Moskova'da yap. Türkiye bunları reddetti. Gayrimeşru bir aktördür. İki sebepten. Hem isyancı bir, ayrılıkçı bir karakter, hem de askeri darbeci bir karakter. Bu iki cihetten de en az reddettik bu doğrudan müzakereyi. Doğru yaptık. Şimdi bize Hafter'le görüş, muhatap al, Türkiye'ye böyle bir şey söylenmiyor. Tam tersine gerek Berlin'dekiler, yani Almanya ve Fransa ve İtalya, gerek Rusya, Hafter'in gayrimeşru bir aktör olduğu, olumsuz bir aktör olduğu konusunda çok büyük ağırlık kazanmış vaziyetteler. Dolayısıyla kazanım olarak baktığınızda
sahaya baktığınızda evet kayda değer bir kazanım var ama yeterli değil. Ama bana göre askeri parametrik ve meşruiyet bakımından baktığımızda Ocak 2020'ye nazaran çok daha iyi bir yerde olduğumuz söylenebilir. O zaman ben hemen şunu söyleyeyim, şunu sormak istiyorum. Libya'da iç savaşın arkasında, perde arkasındaki taraflar değişti mi? Çünkü Hafter'i destekleyen kuvvetler vardı. Şimdi sen söylüyorsun ki o kuvvetler artık Hafter'i meşru bir rejim olarak kabul etmiyorlar. O yüzden sormak mecburiyetindeyim. Taraflar değişti mi? Çok biraz yine üzücü bir cevap verebilirim. Hafter'in arkasında rotatif bir aktörlük var. Yani arkasındaki değişiyor, bileşimi de değişiyor. Seraj'ın arkasında Türkiye var. Net. Net. Birazcık da Katar var. Ama Seraj'ın arkasında Ocak'ta sadece bu aktörler vardı. Şimdi NATO dedi ki bir dakika biz Seraj'ın arkasındayız. Aksi düşünülemez bile dedi. Amerika dedi ki ben Seraj'ı meşru aktör kabul ediyorum. Onunla görüşüyorum. Aksi düşünülemez bile dedi. Ocak'ta bunlar yoktu. Ama Hafter'in arkasında Amerika vardı, Rusya vardı, Fransa vardı, Mısır vardı, İsrail vardı, Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Ne bileyim, herkes vardı. Askeri teknoloji olarak bakarsan Hafter'in arkasında Çin de vardı. Yani şöyle bir küresel baktığında Çin bize yakın biraz konumda denebilir. Akdeniz, Orta Doğu meselelerinde bize daha yakın gibi. Mümkün değil Hafter'in arkasında dizilmesi. Ama Çin'de çok büyük para kaybetti Libya'da. Çok büyük anlaşmalar yapmıştı 2010-11'de. Hepsini kaybetti. Angola ve Libya anlaşmaları Çin'in eş anlıydı ve kaybetti. Hatta ben hep söylerim Libya'ya melaneti Çin'in anlaşmaları getirdi diye. Özetle Hafter'in arkasındakiler değişkendi. Rotatifti bileşimi. Değişiyordu devamlı. O sepetin bileşimi değişiyordu. Bunda bir değişiklik olduğunu şimdilik söyleyemem. Ama azalmalar var. Kim? En çok, en önemli azalma İsmail. Amerika ve Rusya'dan geldi. Rusya'dan ardından mı? Fransa'dan geldi. Almanya büyük ölçüde zaten örtük yapıyordu bütün işi. Gene de ateşkes talep etti Alman Dışişleri Bakanı. Fransa sadece ateşkes talep etmekle yetinmedi. Orada da bir ayrışma var. Her yerde var bunu. Belki zaman olursa söyleyeceğim. Mesela Fransız donanması da Fransız siyaset kurumuyla farklı. Fransız donanması Malta'da bizim işimize gelen şeyler yaptı. Fransız donanması Sirte açıklarında petrol yüklemiş Güney Avrupa'ya gidip satmaya çalışan Hafter ham petrolünü yakaladı, alıkoydu. Ama Macron Hafter'e karşı Türkiye'nin yaptıklarının Libya'yı istikrarsızlaştırdığını söyledi. Yani Fransız donanmasıyla Macron aynı modalitede değil. Keza Nisan'da Fransız donanması De Gaulle uçak gemisiyle beraber 7-8 parça İrini dedikleri o donanma çatmışlardı Avrupa Birliği. Onlar da çekildi. Macron bunu ister miydi? Katiyen. Yani dolayısıyla nasıl Amerika'da bu George Floyd çatışmalarında Amerikan ordusu anayasaya aykırı bir şekilde sivillere müdahale et diyor başkan, reddediyor asker. Orada da bu siyaset kurumuyla askerin ayrışmasını gördük. Yani bizim bu 2011-12-13'ten önce yaşadığımız olaylar, 14'ten önce yaşadığımız olaylar Amerika'da da yaşanıyor, Fransa'da da bir miktar yaşanıyor, Rusya'da da bir miktar yaşanıyor. El cevap, Hafter'in arkasından siyaseten Amerika sert bir şekilde çekildi. Rusya'da askeri cihetten bana göre çekildi. Şimdi çekildi. Rusya'ya gelecek olursak bende şöyle bir bilgi var. Türkiye'nin önümüzdeki yani birkaç hafta önce daha doğrusu Rusya biliyorsun özel harekat timini göndermişti Libya'ya. Ve Türkiye buna itiraz etmişti. Şimdi son bilgilere göre Rusya özel harekat timini Libya'dan çekti. Böyle bir haber var. Ve resmi bir haber. Çekmesine rağmen hala Rusya'nın bölgede 20'nin üzerinde MiG-29 ve Su-32
askeri tayyareleri, yani askeri hava araçları bulunmakta. Şimdi askeri alanda Rusya Libya'yı, yani Libya'daki Haftar rejimini halen nispeten destekliyor mu? Yoksa Libya'yı Türkiye'nin kontrolü mü, yani Libya'nın Türkiye'nin kontrolüne mi bırakacak? Türkiye ile mi anlaşacak? Veyahut da Türkiye ile Rusya arasında bir işbirliği, bir anlaşma söz konusu mu? Nejat, ben hani izleyici de bunu izleyecek. Ben biliyorsun genelde siyasi danışmanlar soruların sayısını artırmak ve sorunları pekiştirmek değil, soru sayısını azaltmak, sorunları pekiştirmek değil, seyretmekle yükümlüdür. Onun için net veya benim yakın olduğum seçeneğe dair net olmaya çalışacağım. Tabii. Hatırlarsın, dürüst olmak gerekirse ne demiştik? Rus uçakları Libya'ya konuşlandırıldığında ben şunu söyledim. Dedim ki bunun hemen öncesinde AFRICOM'un bir hareketliliği olmuştu. Çünkü Türkiye Libya'da başarılı gidiyordu. Başarılı giden grafiğe binmek isteyen bir Amerika vardı. Fransa'dan Mısır üstünden müdahale gayretleri vardı. Ben şöyle söyledim. Rusya uçak gönderdi ama Türkiye'yi frenler ama Batı'yı bloke eder. Bu bir tiyatro demiştim. Hatırlarsın. Gerçekten ama bunu bir seçenek olarak söylemiştim. Bu seçeneğe dikkat edelim. Böyle olabilir. Böyle dememiştim. Böyle de görünebilir. Böyle de olabilir. Bu şu anda çalışıyor. Bunu tahmin etmek zordu. Ama ben başka sahalardaki gelişmelerden bunu okumuştum. Mesela Fırat'ın üstünde bize uçuş hakkı verdi F-16'larımıza. 3 gün önce, o olaydan 3 gün önce Rusya. Dolayısıyla bir şeye oturtacağım bunu birazdan müsait olursak. Kısaca Rusya Libya'daki askeri konuşlanmasıyla Amerika'yı ve Fransa'yı aptal etti. 2. Özel kuvvetleri geldiğinde hepinizi ikaz ettim. Niçin geliyorlar? Savaşmak için mi? Yoksa mesela gelen uçakların pilotları 2. Baktınız mı? Mühimmatı var mıydı uçakların? Yoktu. O uçaklar mühimmatsız geldiler. O uçaklarla birlikte muazzam tankerler dolusu yakıtlar, tırlar dolusu mühimmat ve personel gelmesi gerekiyordu. Hiçbiri gelmedi. Dolayısıyla ama sembolik olarak uçaklar geldi. Niye? Çünkü orada en az 1500-2000 belki 3000-3200 tane Rusya vatandaşı vardı. Wagner mensubu vardı. Ve bunlar o özel kuvvetlerin koordinasyonunda tahliye edildiler. Bu Türkiye ile Rusya arasında kırıcı yakıcı nihai denebilecek bir çatışma değil. Hep gerginlik, stres ama ölçülü bir gerginlik. Biz buna kontrollü gerginlik diyoruz. Dolayısıyla Rusya Libya'da Türkiye'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı hasmane bir tutuma girmedi. Bomba atmadı. Mermi sıkmadı. İdlib'dekini yapmadı yani. Hayır. Dolayısıyla o uçakların gelmesi Rusya'nın tahliyesini sağladı. Onurlu çıkmasını sağladı Wagnerlilerin. 3. Batı'yı da bloke etti. Hemen Amerika, hemen Fransa, Türkiye ile Rusya birbirine girecek moduna geçtiler. Bu hem Rusya'ya hem Türkiye'ye sahada kazanım sağladı. Hiç kimse hiçbir şey kaybetmedi. Hiç kimse birbirini kırmadı, dökmedi. Ama kimseyi de dışarıdan içeriye sokmadılar. Dolayısıyla tiyatral bir yapısı vardı işleyişin. Bence Putin'i tebrik etmek lazım. Erdoğan'ı tebrik etmek lazım. Ama aynı şeyi Rus Genelkurmayı için aynı ölçüde söyleyemeyiz. Batı'yı uyuttular diyorsun. Öyle gözüküyor şimdilik. Anladım. Peki burada çok önemli detaylardan birisi şu. Yine son haberlere göre Mısır Libya sınırına yığınak yapıyor. Askeri bir yığınak yapıyor Libya sınırına. Ve yine biliyoruz ki Hafter'in para kesesi de BAE. Yani Birleşmiş Arap Emirlikleri. Batı bu oyunu, yani bu tiyatroyu Mısır ve BAE üzerinden bozmaya çalışacak mı? Burada İsrail'in konumu nedir?
Çünkü orada bir İsrail havası da esiyor. Şimdi bazı yine basında çıkan haberlere göre İsrail Türkiye'yi destekliyor. Ama Hafter'i destekliyor mu hakikaten? Daha doğrusu Türkiye'yi hakikaten destekliyor mu İsrail? Ve Mısır ve Baye'nin yeni gelişimleri, yeni girişimlerinin arkası planı nedir yani? Mısır'ı birileri galiba meydana sokacak. Ne görüyorsun? Üç soru oldu. Ben yaşlı bir insanım. Hatırladığım kadarıyla Hemen söyleyeceğim. Mısır'dan başla, ben İsrail'i yeniden hatırlatırım. Tamam. Ya Mısır. bir kere hatırlıyorsan Fransa Rusya'ya iki tane helikopter ve çıkarma kabiliyetleri olan gerçekten dünyanın imrendiği, Amerika'nın imrendiği Mistral tipi iki tane gemi satmıştı Rusya'ya Fransa. Sonra Amerika dedi ki sen bu gemileri satamazsın dedi Fransa'ya. Artık işler değişti. Ben yaptırım yapacağım Rusya'ya dedi. Fransa Rusya'ya sattığı gemilerin parasını aldı, iadesini yaptı yapmadı hatırladığım kadarıyla bir sıkıntı oldu orada. Gemiler Rusya'ya gitmedi. Rusya'ya gidecek gemiler Mısır'a verildi. Sisi'ye darbe yapmıştı Sisi. Dediler ki Sisi bu Mistralleri sana veriyoruz. Ona verdiler. Hakikaten yani bizde o gemiler yok. O gemiler bizde olsa çok güzel olurdu. Ama Mısır'a verdi Fransa. Rusya için inşa ettiğin gemiyi, Rusya'nın bir askeri profilini bir düşün Necat. Kabiliyetlerini, imkanlarını düşün. Rusya için üretilmiş gemi. Yani çok lüks bir eşya düşün. Maddi durumu onu asla giyemeyecek. Yani mahallesi zaten çirkin. O çok lüks eşya giysiyi, ayakkabıyı o mahallede asla giyemez. Lüks bir mahalle için üretilmiş bir giysi düşün. Onu orada giyemezsin yani. Ve onu bir Netice böyle bedeliye düşün yani. verdiler yani. Verdi. Ne oldu? Yani şimdi Mısır'ın ordusu hakkında son 2-3 yıldır işte 13.'cüydüler, 8 oldular. Dünyanın 6. 7. en kuvvetli ordusu TSK diye geçerdi. Türkiye'nin önüne geçtiler falan. Yani 5 senede Rusya, özür dilerim Mısır stratejik denklemde bir sıçrama yaptı. O kadar büyük bir sıçrama yaptı ki Türkiye'nin önüne geçti. Eline Mistralleri aldı. 3-5 uçak, helikopter, karakol gemileri aldı. Birkaç tank aldı. Çok güzel. Fakat şöyle bir problem var. 100 milyona giden bir nüfus. 12-13 milyonu Hristiyan. Bu ülkenin en büyük 3 geliri var. Biri turizm. Çok da iyi değil. Öbürü petrol taşımacılığındaki o Sumed dediğimiz Saudi Mediterane adlı şirket. Onun 6-7 milyon varil günlük taşıma kapasitesi var. Üçüncüsü de Süveyş Kanalı. Da Süveyş Kanalı genişletilecek krediyi Rusya verdi. Süveyş Kanalı'nın gelirlerinin %50'si zaten peşin satılmıştı. Kalan %50'si Mısır hükümetine değil, yani alacak karşılığı tahville Körfez'e satılmıştı. 6-7 milyar dolar en iyi parayla geliri var Mısır'ın. Onların hepsi Körfez'e gidiyor o paralar. Kısaca 100 milyonluk bir ülke böyle geçici, dengesiz, aptalca paralarla bu ülkenin yürütülmesi mümkün değil. Sonuç, Mısır bize müdahale edecekse denizden ederdi. Mistralleri onun için verdiler onu. İnanılmaz donattılar. Yani Türk Deniz Kuvvetleri bırak Mısır'ı, yani Fransız donanmasının Covid kriziyle yapacağı hareketleri bir ay önceden tahmin edip iki tane askeri tatbikatla yanına Türk Hava Kuvvetleri'ni alarak bölgesel denklemi değiştirdi. Mısır'da ben hep şöyle söylüyorum. Türkiye ile Mısır'ın askeri stratejik denkleminde ben Türkiye'ye 6 gün veriyorum. Neden 6 gün veriyorum? İsrail Mısır'ı 6 günde yendiği için. Bizim için ölçüt budur. 7'ye kaldık mı rezil oluruz. Yani özetle böyle söyleyeyim. Dolayısıyla Mısır Mistralleri aldı ama işini yapmadı. Batı'ya verdiği taahhüdü yerine getirmedi. Türk Deniz Kuvvetleri Libya'ya girdi. Hava kuvvetleri kep yapıyor. 24 saat kesintisiz uçuyor. Libya'da bizi vuracak uçaklar, engelleyecek, durduracak, baskılayacak uçaklar var.
ne hukuken askeri diplomasisiyle bizi engelleyecek bir hazırlık yapabildi. Libya anlaşmamızı engelleyebildi. Meclisten geçirmemizi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunmamızı engelleyebildi. Yani Mısır üç gömlek bizim gerimizde askeri ve diplomatik açıdan. Ama taktik açıdan 13 gömlek gerimizde. Yapacağını yapamadım. Şimdi dönüp çok ağır bir risk alıp karadan yığınak yaparsa Libya sınırına, yani önümüzde Hafter, arkasında Mısır dizildiğinde eğer bizim nişancıysa askerimiz Hafter'i vurur. Ama bizim nişancımız da çok da keskin nişancı olmayabilir yani. Iskada geçebilir. Arkasında kim varsa ona denk gelir. Ben olaya böyle bakıyorum. Dolayısıyla Mısır'ın Libya'ya askeri yığınak yaptığı sınırına bir, doğru değil. İki, isabetli değil. Üç, kayda değer bir parametre olarak kabul edilmesi söz konusu bile değil. Mısır'da ama belki gemilerle, gemilerle havadan bizim Libya'ya müdahalemizi engelleyecek bir tavır içerisine girerse bunu anlarım, ciddiye alırım, kabul ederim. Soruna gelince üçüncüsü İsrail'di. İsrail bugün ve geçmişte yaşananlar dolayısıyla değil, ileride yaşayabilecekleri sebebiyle bir yol temizliği yapmak zorunda şu anda. Neden? Gazze'yi işgal edecek Temmuz'da. Yeni hükümet kurdu ve Netanyahu ana madde olarak bunu vaat etti seçmenine. Zaten bildiğim kadarıyla münabeli bir başbakanlık olacak. İşte hükümetin 3-4 sene süresi var. Yarısının, biraz azını Netanyahu yapacak ilk başta. Sonra Gantz, o askerden gelen başbakan olacak. Dolayısıyla bir Temmuz kısıtı var, bir başbakanlık müddet kısıtı var hükümet içinde Netanyahu'nun. Ayrıca Netanyahu Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay önünde sanık olarak yargılanıyor. İsrail'de böyle bir sıkıntılar var. Dolayısıyla bu böyle bir ortama girerken yol temizliği yapacak. Filistin hükümeti bütün anlaşmalarını askıya aldı İsrail'le yaptığı. Norveç anlaşmalarını, Amerika'daki anlaşmaları, İsviçre'deki anlaşmaları hepsini askıya aldı. Dolayısıyla İsrail o ortamda, bir de biliyorsun son 5 vuruşunda Mart'tan beri Nisan-Mayıs'ta biz tatbikat yaparken Libya'ya doğru giderken Nisan-Mayıs'ta İsrail 5 vuruş yaptı. 3'ü Kuzeyir üssü dahil bir topçu, Ruseyna diye bir topçu üssü vardı. Bizi çok sıkıntıya sokan Al-Eis diye geçer. Efes diye bir köyün doğusunda, İdlib'in güneyin doğusunda ve güneyinde. Oraları vurdu mesela İsrail. Hani sanki bizim için yol temizliği yapar gibi Besiçleri ve Esad unsurlarını sıkı vurdu. Dolayısıyla İsrail bize biraz çiçek böcek modalitesinde. Neden? Gemi filan da geldi geçenlerde. El Al biliyorsun, evet. İstanbul Tel Aviv uçuşlarını başlattı 11 sene, 10 sene aradan sonra. Böyle bir çiçek uzatıyorlar bize. Çünkü önlerinde sıkıntılı bir dönem var onların. O yüzden Libya'da da Türkiye'yi destekleyebilir diyorsun yani. En azından Türkiye'nin karşısında olmamaya çalışıyor İsrail. Ben tweet attım 10 tane Malta günlükleri diye. Bir tek şeyi çözemedim Nejat. Hani bir de şeyi sevmiyorum. Bu sosyal medyada çok bu var. Bilmediğimizde bilmiyoruz. Tabii. Çözebildiğimiz kadarını çözüyoruz. 3 tane olay oldu Malta'da. İlki 20 tane paralı asker yakalandı Malta'da. Bu arada Malta'da 6. filonun askeri istihbaratı var Amerikalıların ve küçümsememek gerekir. Şimdi çok da özel şeylere girmek istemiyorum. Orada bir takım temaslar 6. filoyla bizim İdlib'deki askeri yeteneklerimizin desteklenmesiyle ilgili bazı temaslar olduğunu tahmin ediyorum. 6. filonun komuta merkezi Napoli'dedir ama fiili donanma merkezi Malta'dadır. Özetle Malta'da 3 gelişme oldu. O bir kere o paralı askerler yakalandı. O iyi bir operasyondu. Sonra onların geçmişe dönük 2019'daki bütün trafiği paş ediliverdi. Bunlar deniz kuvvetlerimize saldıracakmış falan filan, bir sürü belge çıkartıldı. İyiydi. İkincisi, Goznak, Rus Goznak şirketi, yani bu
Rus paralarını, pullarını, değerli kağıtlarını, tahvillerini, bonolarını Gosnak basıyor Rusya'da. Çok güvenilir, kurumsal bir şirket. Libya Meclis Anlaşması'na dayalı olarak Libya'ya dinar basıyordu. Ama Libya hükümeti o dinarların basılmasını istemiyordu ki, o eski bir anlaşma. Geçersizleşmiş bir anlaşma. Rus Gosnak parayı basıp dinarları veriyordu Hafter'e. Hafter de Wagner ödemelerinde bunları kullanıyordu. Şimdi bu Malta'da yakalandı. 1.1 milyar dolar çok büyük bir para. Yani Hafter'in yıllık bütçesinin %20'si, 25'i. Bu ne demek? O paraların yakalanması demek, Hafter'in askerlere para verme kabiliyetinin ebelenmesi demek. Nitekim Wagner çekildi. Nitekim Cancavitler, Sudanlılar para alamadıkları için çekildi. Bir kesim, belki iki generali Sirte'de Hafter'i terk etti. Niye? Para alamadığı için. Bir tanesi zaten Seraj'ın eski generaliydi. Para aldığı için Birleşik Arap Emirlikleri üstünden Hafter'in yanına geçmişti. Malta, paralı askerler, para. Üçüncüsü, Malta'da bir deşifre daha oldu. Neydi? Kaçak akaryakıt gidiyordu Lübnan'daki. Lübnan'da elektrik santrali yok. Fuyro ile çalışıyorlar. Motorinle çalışıyorlar. Cezayir'den Lübnan'a giden motorine kaçak akaryakıt katılıyormuş. Nerede? Malta'da. Bu da deşifre oldu. Neden? Çünkü o ticareti Birleşik Arap Emirlikleri yürütüyordu. O ticareti yürütmek sayesinde de Libya'daki operasyonlarına mahreç yapıyordu. O kaçak akaryakıtı getiren Libyalılar oradan para kazanıyorlardı. İşin içinde Libyalı var, Cezayir'in siyasileri var, bürokrat, teknokratları var, Lübnanlılar var, ama organizasyonu yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Şimdi Malta'da 3 tane Türkiye Cumhuriyeti'nin müthiş yararına deşifre, hani akla 6. filonun askeri istihbaratı geliyor ama biz Amerikalıların o kadar zeki olmadığını biliyoruz. Bu işlerin altında muhakkak Mossad olabilir. Türk istihbaratı da olabilir. Gerçekten bilmiyorum. Ama neticede 3 tane Malta günlüğünde deşifre olmuş olay var. Üçü de bizim hayrımıza. Ama bu İsrail'in bu tür deşifrelere izin verdiği intibağı bende, o çiçek uzatma, bizim işimizi kolaylaştırma. Bir de İsrail, çok özür dilerim, onu unuttum. Hafter'in elindeki Çin dronlarının uçuş kodlarını ve telsiz kodlarını deşifre etti der bazı kaynaklar. Bu bizim drone uçurmaktaki artan yeteneğimizde etkili görmüş olmuş olabilir. İkincisi, İsrail Hafter'in elindeki bazı antitank savar füzeleri İran'dan geldiğini veya oradan satın alındığını deşifre etti. Bunlar da mesela bazı karadaki hattı hareket tarzlarında askerin daha başarılı mobilize olmasını, intikal yapmasını sağlayıcı bir şeydi. Onu da gözetmek lazım. Ama dediğim gibi arka planını bilmiyorum. Evet. Üç soru sordun. Mısır, İsrail, bir tanesini unuttum. Şimdi ona geleceğiz de, en önemli soru şu an. Türkiye genelde biliyorsunuz ulusal mutabakat hükümetiyle, Libya ile Saraç hükümetiyle bir ne diyorlardı Türkçe'de ona, münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamıştı. Evet. Ve açıkça sınırları, deniz sınırlarını Libya ile belirlemişti. Bu anlaşmadan sonra Türkiye'nin Libya'nın iç işlerine karışması, yani Libya'daki olaylara müdahil olması ve Saraç hükümetini desteklemesi bir tarafından çok açık bir şekilde karşılandı. Tabii. Ama onun öncesinde askeri işbirliği protokolü imzaladık. Tabii. O protokole içinde zaten Libya'ya girdiniz. Tabii o anlaşma da o protokolün neticesiydi. Şimdi soru şu. Türkiye kıyıdaş mevkileri, yani Akdeniz'in sınırları boyunca Libya'daki bütün kuru kara parçalarını ele geçirir ve Akdeniz sınırıyla işi bitirir mi? Yoksa bütün Libya'yı Hafter'den temizlemek için sona kadar uğraşır mı? Dürüst cevap vermek gerekirse, hiçbir ülke, ben Libya'da olmamızı çok en baştan beri destekliyorum. Böyle yok insani değerler falan filan. Hayır, Libya'da olmak, Akdeniz'de olmak yani. Evet, geçerli değil bunlar. Evet. Burada oyun değiştirici bir denklem var. Türkiye Libya'da petrole erişirse, doğalgaza erişirse, çıkartır, satarsa, ben şimdi rakam vereceğim ama tam
hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. Libya bu 2011'den önce hatırladığım kadarıyla 1,5 milyon varil günlük üretimi vardı. Hatırladığım kadarıyla. 1,5 milyon varil civarındaydı. Dünyanın en kaliteli petrollerinden birini çıkarıyordu. Şimdi bizim günlük tüketimimiz 700 bin varil civarında. 650-700 bin varil bizim günlük tüketimimiz var. Türkiye yatırım yaparsa, Türkiye biliyorsun Irak'ta da Azerbaycan'da da petrol çıkarmayı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı aramayı, bulmayı, çıkarmayı, gemiyle veya boru hattıyla sevk etmeyi bilen bir şirket. Evet. Bugün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın girdisi çıktısı şöyle konsolide bakıldığında yıllık 10-12 milyar doları rahatça çevirebilecek bir şirket. Sermaye problemi olmayan, bilgi, teknoloji problemi olmayan, 3 tane rafineri kurmuş, bir petrokimya tesisi kurmuş kadroları içinden çıkarmış bir şirket Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. Uluslararası anlaşma yapmayı biliyor. Denizlerde uluslararası anlaşma yapmayı bilen bir şirket Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. Dolayısıyla Türkiye Libya'daki petrol yatırımlarını organize eder. Petrol sahalarının güvenliğini sağlar. Petrolü ve gazı sevk etmeye başlarsa Türkiye şöyle oluyor. Ve olacak demiyorum. Eğer bu olursa biz artık İran'dan gaz veya petrol almak zorunda kalmayacağız. Zaten almıyorsunuz zaten veya Körfez'den petrol veya gaz almak zorunda kalmayacağız. İran'dan, Suud'dan ve sonra biz Rusya'dan gaz ve petrol almak zorunda kalmayacağız. Azerbaycan ve Libya ile o bütün telebatı ödeyeceksiniz yani. Biz Libya'yı kontrol eder, petrol ticaretini çıkarma ve sevkiyatta güvence altına alan modalitesini belirleyen bir ülke olursak, split dediğimiz Azerbaycan'ın Akdeniz havzasındaki bütün, biliyorsun Azerbaycan petrolünün müşterisi Akdeniz'dir. Evet, evet. Açarız önünü. Split yapabiliriz, swaplar yapabiliriz. Yani sadece kendimize değil, hiçbir muhtaçlığımız kalmadığı gibi şu anda dünyada yaklaşık günlük 90-95 milyon varil tabii düştü. Bu Covid sebebiyle %20-30 düştü. Onu saymıyorum. 90-95 milyon varil günlük bir petrol hareketi var ama Türkiye bunun direkt 7 milyon varilini bizzat yönetiyor. Nasıl yönetiyor? 1,5 milyon varilini Azerbaycan boru hatlarından, yani Bakü Ceyhan'dan yönetiyor. Tam kapasite çalışsak milyon varile yakın Kerkük yumurtalık hattından yönetiyor. 4-4,5 milyon varil de Boğaz'dan geçen varil var günlük. Dolayısıyla Türkiye bir anda Azerbaycan'a Libya'yı koyduğunda 10-12 milyon varil günlük bir trafiği yönetmiş hale gelecek. Sadece muhtaç olmaktan çıkacağız. Ayrıca kimin nereye ne sevk edeceğinin kat'i belirleyicisi haline geleceğiz. Libya meselesi büyüktür. Libya meselesi tarihi kırılmadandır. En başta 2012'de üs kurmamız için defalarca raporlar yazdık. 2011-12'de Arap Baharı başladığında biz bunu yazdık. Hepsi belgelidir. Bizi tanıyanlar bilir. Dolayısıyla Libya meselesi önemlidir. Kaldıracı kötüydü. İyi başlamadık. Ocak 2020'den sonra gittik ama bu Şubat sonu Mart'ta İdlib'deki üzücü hadise Rusya'yla bizi frenledi. Arkasından Covid bizi frenledi. Hafter'de kendince bir orada bir at oynattı. Bunları dengeliyoruz. Soruna gelince. Anladım artık Libya'nın, ben sorumu. Tabii, Libya'nın tamamını mı kontrol ederiz? Kıyılarda mı kalırız? Ya eğer kalmaz, akıllı bir devletsek tamamını kontrol etmez. Bir miktar tüten dumanı bırakmakta fayda vardır. Yoksa bize gerek kalmaz. Ha, yani diyorsun ki bir enerji koridorlarını kontrol etmek gerekiyor. Bir de enerji ağırlıkla güneyden kuzeye akıyor Libya'da. Evet. Yani güvenliği sağlamanız lazım. Fakat bir yerinde bir tüten duman bırakmak böyle nüfus sahası haline getirdiğiniz şeyi süt limanı haline getirirseniz duyuluyor değil mi kardeşim? Bir gitti geldi şimdi. Ha.
Eğer kontrol ettiğiniz bölgede her şeyi %100 sıfır hatalı hale getirirseniz size pek gerek kalmaz. Aynen. Bilmem anlatabildim. Anlattın. Çok güzel de anlattın ve ben buradan çok önemli, bizi de ilgilendiren bir sonuç çıkardım. Türkiye'nin sonuç değerlendirme, senin değerlendirmene yorumum şu. Demek ki Türkiye'nin Libya'da başarılı olması Azerbaycan'ın petrol ve doğalgaz ihracatında yeni bir merhale başlatacak. Yeni bir gelişim olacak ve Azerbaycan enerji Akdeniz'de yönettiği enerji koridoru yeni bir koridor açabilir aslında. Ve zaten daha da eli güçlenecek. Zaten Necat, biz Azerbaycan'la eşleştiğimiz sene 97'dir. Evet. Biz 97'de, yani Rusya'nın 8 ayda 7 kere hükümet değiştirdiği veya 7 ayda 8 kere hükümet değiştirdiği bir dönem. Biliyorsun Putin 97'de 3 bir de 4-2'de de koyarsan. Galiba gitti, dondu. Evet, şimdi geldi. Tamam. Yani dolayısıyla biz Azerbaycan'da bir kusur yok. Biz Azerbaycan'la nakıs eşleştik. Eksik eşleştik. Bizim çok farklı bir yerde olarak Azerbaycan'la eşleşmemiz gerekirdi. İnşallah o eksikleri size karşı tamamlamış oluruz. Tarihi eksiklerimizi tamamlamış oluruz. İnşallah biz de hem bu bahsettiğimiz çıkarlar açısından hem de dünyanın her neresinde olur olsun Türk askerinin güvenliği bizim için çok önemli. Türkiye'nin başarısı zaten liderlerimizin de söylediği gibi aynı zamanda Azerbaycan'ın, Azerbaycan halkının, belki de bütün Türk dünyasının başarısı. Çok aydınlatıcı cevaplar verdin. Yorduk seni ama gerçekten ağzına sağlık. Birçok soru işaretini bizim için hallettin. Minnettarız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bakü'ye tekrar selam. Aleyküm selam. Seni de en kısa zamanda bekliyoruz. Bu arada aziz izleyicilerimize malumat vereyim ki Serdar Sement Bey aslen Azerbaycan Türküdü ve kadim Azerbaycan torpağı olan İravan'dandı. Bu bakımdan da onun, məhz onun bize müsahibesi xüsusi qiymət daşır, xüsusi değerlidir. Teşekkürler Serdar Bey. Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. Sağ olun.